Arkadaşlar merhabalar. Basit eşitsizlik zor bir konu değil. Hani basit eşitsizlik deyince konunun basitliğinden dolayı değil. ikinci derece eşitsizlikler de var. Bu yüzden basit eşitsizlik olarak adlandırılmış. Konu aslında gerçekten çok aşırı zor değil ama önemli bir konu şundan dolayı. Mutlak değerle iç içe geçen bir konu arkadaşlar. O yüzden mutlak değer çalışmadan önce kesinlikle basit eşitsizlik biliyor olmanız lazım. Diğer taraftan biliyorsunuz 11. sınıfta gören arkadaşlar özellikle ikinci dereceden eşitsizlikler var. İkinci derece eşitsizlikleri iyi yapabilmek için zaten temel bir eşitsizlik bilgisinin olması gerekiyor. 2019 TYT'de ve 2018 TYT'de sorulan eşitsizlik sorularından bir tanesi e, mutlak değerle ilgili soruydu. Diğeri de dümdüz uzaklık sorusu gibi soruydu. O yüzden bunlara aldanmamak lazım. Yani soruların kolay çıktığına çok aldanmayın. Bu konuyu sınavda çıkacakmış gibi düşünmeyin bence bu konuyu mutlak değer için bir temel, yine ikinci derece eşitsizlikler için bir temel olarak düşünün. İlk olarak rasyonel sayılarda sıralama var arkadaşlar. Ortaokulda belki gördüğünüz bir konuydu hatta o kadar eski bir şey. Hemen söyleyelim. Paydası eşit olan ilk kesirden payı büyük olan büyüktür. Payı eşit olan ilk kesirden paydası büyük olan küçüktür pay ve payda arasındaki farklar birbirine eşitse de basit kesirlerde payı büyük olan büyük bileşik kesirlerde de payı büyük olan küçük oluyor. Bakın unut unuttuğunuz zaman örnek düşünebilirsiniz. Ben hemen aklıma şunu getiriyorum genelde 1/2 bölü 2, bakın 0.5'tir 2/3 de 0.66 gibi bir sayıdır O yüzden gerçekten anlıyoruz ki basit kesirlerde pay büyüdükçe büyüyor. Diğer taraftan bileşik kesire gelelim bakın. Bileşik kesir deyince illa 3 bölü 2'yi düşünmeyin. Mesela 2 bölü 1'i düşünün. Bu da bileşik kesiridir. Payı paydasından büyük. 2 bölü 1 ile 3 bölü 2'yi karşılaştırınca gerçekten burası 2. Gerçekten bu da 1,5. Dolayısıyla bunda da o zaman pay büyüdükçe küçülüyormuş. Negatif kesirleri sıralarken arkadaşlar tabii ki yapacağınız şey şu, kafa karıştırmanıza gerek yok. Normal sıralayın, sonra işaret değiştiğinde yön değiştirir deyip direkt yönünü değiştirin arkadaşlar. Bakalım şimdi. 1 bölü 5 ABC 1 bölü 3 olduğuna göre ABC sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunlarda dikkat ederseniz şıkları 30, 45, 15 şeklinde gittiği için payda eşitleyelim. Örnek ilk şıktan başlarsak şimdi 30'da eşitleyip burayı 6 ile çarpıp burayı da 10 ile çarparsak 6 bölü 30 ile neyin arasında olması gerekecek? Bakalım hemen 1 bölü 3 yani 10 ile çarptığımız zaman 10 bölü 30 oldu arkadaşlar. 6 ile 10'un arasında gerçekten 7, 8, 9 sığıyor. O zaman hiç diğer şıklara bakmaya gerek kalmadan zaten basit de soru. 7, 8, 9'u yerleştirebiliriz. Gelelim buraya. A, B, eksi 3'ten küçük 2 sayıymış. X, A bölü B'ye eşit. Y, A bölü 3'e eşit. Z de 3 bölü B'ye eşit. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Değer vermek ee, çok yanlış bir şey gibi görünmemekle birlikte bazen sorularda ölümcül hatalara sebep olabiliyor net açısından. O yüzden bence e, yorumlu da düşünmeye çalışın evde kendiniz. Çok sıkıştığınız zaman evet ya da çok basit bir soruda tamam problem yok. Yani şey verebilirsiniz, değer verebilirsiniz. Şimdi burada da mesela A bölü B. A da eksi, e, eksi üçten küçük, B de eksi üçten küçük. Ve burada önemli olan şey şu a b'den küçük olduğu için örnek mesela bu eksi 5 olsun bu eksi 4 olsun bölünce 5 bölü 4'e yani bileşik kesire döneceği için bu birden büyük bir sayıya dönüşecek. Sonra a'yı 3'e bölersek arkadaşlar bakın şimdi ne olacak. Eksi 5 olsun demiştik ya eksi 5 bölü 3 eksi birden küçük bir sayı çünkü sonsuza gittikçe büyür, eksi sonsuza gittikçe küçülür sayılar. Dolayısıyla bu da bakın küçük bir şeye dönüştü biraz, eksi bir küsür bir sayı, şöyle yazalım. Dolayısıyla eksi birden bile küçük olduğu için iyice küçükleşti. 3 bölü b'ye baktığımız zaman da bu da ne olacak bakın gördüğünüz gibi basit kesire dönüşüyor, ama negatiflerde basit kesire dönüşüyor. Normalde ne oluyor işte sonsuza yaklaşırken büyüyor, eksi sonsuza yaklaşırken küçülüyor dedik ya. Negatif sayılar eksi birden sıfıra doğru yaklaştıkça büyür. Dolayısıyla bu da eksi birden daha büyük bir sayı olacak. Çünkü eksi sıfır küsür bir şey. Hatta sıfır küsür bir şey demeyelim. Eksi sıfır nokta yetmiş beş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu sıfıra daha yakın, bu sıfırdan daha uzak. Bu zaten pozitif olduğu için en büyük. Yani x, z, y şeklinde oldu arkadaşlar bu sorunun cevabı. Burada zaten kurala uygun bir soru arkadaşlar. Basit kesir olduğu için bir kere pay büyüdükçe büyüyecek. O yüzden burada PNM olacak direkt. Aralarındaki farklar birer eşit olduğu için. Eksi 7 bölü 5, eksi 9 bölü 7, eksi 11 bölü 9. Şimdi bakın burada neye dikkat etmemiz lazım? Normalde pozitif olsaydı en büyük ne olurdu? A sonra B sonra da C olurdu arkadaşlar. Negatif olunca tam tersi olacak. C, B, A olacak gördüğünüz gibi. Bu eşitsizliğin her iki tarafına sayı ekleme ve sayı çarpma durumu önemli arkadaşlar. Eğer siz eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyip çıkarırsanız hiçbir şey değişmez. Örnek bakın. X Y'den büyükse buradan 2 çıkarsanız, buradan da 2 çıkarsanız hiçbir şey değişmez. Yine eşitsizliğin yönü aynı kalır. Ya da x y'den büyükse buraya bir ekleyip buraya da bir eklerseniz zaten bir nevi birbirini götürdüğünden bir sıkıntı olmaz. Yalnız eşitsizlik sorularında x y'den büyükken her iki tarafı 3 ile çarparsanız ya da her iki tarafı pozitif bir sayıya bölerseniz yani yine aynı şekilde 3'e bölerseniz problem yoktur arkadaşlar. Ancak Negatif sayıya bölünürse veya çarpılırsa iş, e, yön değiştirir. Ne demek bu? Bakın size çok basit bir örnekle göstereyim. 4, 3'ten büyük değil mi? Bunu şimdi eksiyle çarptığınızı düşünün. Eksi 4, eksi 3'ten nedir? Küçüktür. Gerçekten bakın, eksiyle çarparsak eşitsizlik yön değiştirir. Ya da 4 büyüktür 2'dir. Siz bunu eksi 2'ye böldüğünüzü düşünün. Eksi 2 mi büyük, eksi 1 mi büyük? Tabii ki eksi 1 daha büyük. Gördüğünüz gibi negatife bölerseniz yine eşitsizlik yön değiştiriyor arkadaşlar. Basittir ama çok önemli şeydir. x bölü 5, 3 tam 1 bölü 3. O zaman şöyle bir şey. x bölü 5, 3 tam 1 bölü 3 aslında 3 artı 1 bölü 3 demektir. x bölü 5 demek ki 3 kere 3, 9. 10 bölü 3'ten büyük arkadaşlar. Her iki tarafı şimdi payda eşitlercesine davranırsak. Ee, söyleyeceğim bu içler dışlarla ilgili önemli bir bilgi var söyleyeyim size. 3x büyüktür ne olur? 50. O zaman demek ki 3x 50'den büyük olduğuna göre x 50 bölü 3'ten büyük olması lazım. 50 bölü 3 de arkadaşlar 16 küsür bir sayı o zaman en yakın 17 olur. Şimdi hemen size şu bilgiyi vermek istiyorum. Basit eşitsizlik konusunda arkadaşlar siz paydada x görmeyeceksiniz. Yani şöyle bir soru olmayacak. 1 bölü x 1 eksi x bölü x büyüktür 3 falan tarzında sorular olmayacak. Ama şimdiden uyarayım. Basit eşitsizlik sorusu değilse normal eşitsizlik sorusuysa paydada x varsa sakın içler dışlar yapmayın. Tamam mı? Bunu da anlaşalım. İleride ikinci derece eşitsizlik çalışırken veya bunun hemen sonrasında onu yine söyleyeceğim ben. Eşitsizlik sorularında paydada x varsa içler dışlar çarpımı yapılmaz negatif varsa bence yine içler dışlar yapmayın. Her iki tarafı eksiyle çarpın. Bunlar arkadaşlar işlem hatasından sizi kurtarır. O yüzden bunun gibi ise tamam problem yok. Her iki taraf pozitifse, sıkıntısızsa içler dışlar yapın. Geri kalan her şeyi de payda eşitleyin arkadaşlar. Oldu mu? ABC sıralamasıyla gidilmiş ve hepsi negatif sayımış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi normalde arkadaşlar BC'den ne küçük değil mi? Buradan A'yı ekleseniz de çıkarsanız da eşitsizlik değişmez. Doğrudur. B şıkkına geldiğiniz zaman normalde B, C'den küçük. A negatif bir sayı olduğu için her iki tarafı çarpınca evet eşitsizlik yön değiştirir. Doğrudur. Normalde arkadaşlar neydi? A, B'den büyüktü. C ekleseniz de eşitsizlik değişmez. Doğrudur. Aynı şekilde A, C'den küçüktü. B ile çarpınca eşitsizlik yön değiştirir. Doğrudur arkadaşlar. A eksi B A eksi C'ye gelelim. Şimdi bakalım bir A'lar gitsin önce. Burada normalde arkadaşlar B C'den küçüktü değil mi? Eksiyle çarparsak her iki tarafı ne olur? Eksi B büyüktür eksi C olur. Ama şıkta ne var? Küçüktür var. O zaman gördüğünüz gibi E şıkkı yanlış. MNP negatif reel sayılardır demiş. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? O zaman hemen şu karşılaştırmayı yapabilirim ilk kısımda. Normalde siz her iki tarafı P'ye bölerseniz negatif sayıya böldüğünüz için yön değiştirecek. M, N'den büyük olması gerekiyor. Sonra gelelim şuradaki N, P, M, N mevzusuna. Burada da N'ler aynı. np P küçüktür M, N. N'ler gitti. O zaman ne oldu arkadaşlar? Her iki tarafı N'ye böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirecek çünkü negatif sayı. P büyüktür M. Demek ki o zaman P, M, N sıralaması varmış. Burada da zaten yazıyor arkadaşlar. eşitsizliklerde de taraf tarafa toplama yapılabilir ama kesinlikle taraf tarafa çıkarma yapamazsınız. Kural değil. Yani böyle bir kural yok. O yüzden hani niye ekleme yapabiliyoruz da çıkarma yapamıyoruz? Biz aslında her zaman toplama işlemi yapıyoruz matematikte. Bir nevi eksiyle topluyoruz. Burada da eksiyle toplayacağız. Asla çıkarma yapmayacağız. Yani şöyle bir hakkınız yok. X büyüktür 2, Y büyüktür 2. Taraf tarafa çıkarıyorum ben hocam demek yok arkadaşlar anlaştık mı? Çünkü o zaman x y de bunun eşitsizliği yön değiştiriyor. Burası büyük burası küçük nasıl olacak? Büyükten küçük ya garip bir işleme dönüşüyor. Matematiksel olarak hata olduğu için arkadaşlar çıkarmayacağız. Bakın şimdi. 1 x 3 eksi 5 y eksi 2 olduğuna göre demiş x artı y ile x eksi 2 y ifadelerinin alabileceği değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi x artı y zaten taraf tarafa toplama direkt 1 eksi 5 daha eksi 4 sonra 3 eksi 2 daha 1. Burada hemen şunu da uyarayım birisinde dahilse yani eşitlik yoksa birinde eşitlik varsa arkadaşlar o zaman Tabii ki dahil değil. Yani eşitlik yok kabul edeceğiz. O yüzden bakın orası da önemli. Bunda eşitlik yok, bunda eşitlik var. Toplarken ne yaptım? Bakın eşitlik yok halinde yazdım. Şimdi gelelim çıkarma işlemine. Çıkarma yapamazsak ne yapacağız? Eksiyle çarpacağız. Bu aynen duracak. Bak y'yi eksi 2 ile çarpıyorum. Eşitsizlik yön değiştirir. 4 küçük eksi 2'ye küçük 10 oldu gerçekten de. Artık taraf tarafa topluyorum bakın. X ile eksi 2y'yi toplarsam x eksi 2y oldu. Gördüğünüz gibi mevzu şu aslında. Çıkarmıyorum. X artı eksi 2y diyorum. Böylece burası 13. Burası da 5 oldu. Haliyle o zaman cevap şıkkımız ne? Eksi 4'e 1 açık aralığı ve 5, 13 açık aralığı oldu arkadaşlar. A ve B tam sayıdır. Eksi 2A küçük eşit 4. Eksi 4 küçük eşit b küçüktür 5 olduğuna göre a eksi b farkının alabileceği değer en küçük değer kaçtır? Burada arkadaşlar size soruyu iki türlü yapacağım. Bir, a ve b tam sayıdır derse ne olur? 2. a ve b tam sayı demezse yani burada hiçbir şey yoksa veya reel sayı derse nasıl çözüm yaparız onu söyleyeyim. Bir, a ve b tam sayı derse değer verin arkadaşlar. Değer vermeden sakın soruyu çözmeyin. Taraf tarafa toplama çıkarma falan yapmayacağız. Yani diyeceğiz ki farkın en büyük olması için pardon farkın en küçük olması için ne olması lazım? A'nın en az B'nin de en büyük. Çünkü küçükten büyük çıkarırsak gerçekten sonuç küçük olur. O zaman A'nın alabileceği en küçük değer kaç? Eksi 1. B'nin alabileceği en büyük değer kaç? 4. Böylece eksi 1'den 4 çıkarırsak cevap ne olur? Eksi 5. Gördüğünüz gibi bu şekilde tam sayı derse kesinlikle değer vererek yapacağız. Ama soru böyle olmasaydı, AB reel sayı deseydi ya da hiçbir şey demeseydi soruda bakın ne yapmalıydınız? A olduğu gibi durmalı tamam. B'yi eksiyle çarpıp eşitsizlik yön değiştirecek. Böyle. Ne yapacağız biliyor musunuz? Değer verme hakkımız yok. Neden? 4'ten küçük reel sayı kaç mesela arkadaşlar? Bilemeyiz ki. 3.99 desem ben sana 3.99 da olur derim. Ya da 3.999 da olur derim. Reel sayılarda böyle bir ayrım yapamayacağımız için. Yani 4'ten küçük reel sayıya cevap yok arkadaşlar. Eksi 2'den büyük reel sayıya cevap yok. Çünkü matematikte A ile B arasına sonsuz tane reel sayı girer arkadaşlar. Sizin bulacağınız her değerden daha küçük değer ya da sizin bulacağınız değerden her zaman daha büyük değer bulabileceğimiz için değer vermekten kaçınıyoruz. Normal taraf tarafa topluyorum bakın. A eksi B küçük eşit var ikisinde de tamam. 8 olur. Yine eksi 2 burada dahil yok. Eksi 2 eksi 5 daha eksi 7. O zaman bu farkın alabileceği en küçük değer ne geldi? Eksi 6 gördünüz mü? Birinde cevap eksi 5 gelirken diğerinde eksi 6 geldi. İşte cevapta reel sayı olmakla tam sayı olmak arasında bu kadar bariz bir fark var. O yüzden hangisinde ne yapacağınızı söyledim buna göre hareket edin. Bakalım şimdi buraya. A ile B aynı işaretliyken A küçüktür B ise arkadaşlar 1 bölü A 1 bölü B olur. Burada özellikle aynı işaretli denmiş. Niye biliyor musunuz? Şunda öyle bir hakkınız yok çünkü. Bakın şimdi aynı işaretli olmasın. 3 küçük pardon. Eksi 3 küçük 4 doğru mu? E siz bunu yer değiştirin. Eşitsizlik yön değiştirebilir mi? Yani şu pardon şunu değiştirmedik. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. O yüzden aynı işaretliyken kesir ters çevrilirse eşitsizlik yön değiştirir arkadaşlar. Buna göre o zaman 1 x 5. O zaman ne olacak? 1 büyük x büyük eşit 1 bölü x pardon. Büyük eşit 1 bölü 5 olacak. Aynı şekilde öbürü de 3 büyük y büyük eşit 1 bölü 6 olacak. O zaman taraf tarafa topladığımız zaman bize tam sayı mam sayı demediği için arkadaşlar sadece alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Yoksa x ve y tam sayıdır falan dememiş. O yüzden normal toplayacağız değer vermeyeceğiz. Böylece 4 büyük 1 bölü x artı 1 bölü y büyük eşit 1 bölü 5 1 bölü 6 payda eşitlersek 11 bölü 30 olur. Bize alabileceği en büyük değeri sorduğu için 4'ten küçük en büyük ne var arkadaşlar? 3 var. Dolayısıyla bu şekilde cevabı vermiş olduk. Dediğim gibi tam sayı değerse değer verin tam sayı demezse değer vermeyin. İşaretler aynı iken kesir ters çevrilirse eşitsizlik yönü değişir ama değilse hiç öyle bir şey yapmıyoruz. Bu şekilde ilk kısmı kapatayım arkadaşlar. Kısa sürdü bir 15-16 dakikalık video olmuş oldu. Devamını tabii ki anlatacağım. Basit eşitsizlikler burada bitmedi. Hatta arkadaşlar basit eşitsizliklerin konu kısmı bakın çok sıkıntılı değildir. Allah Allah hiçbir şey yapmadık falan dersiniz. O yüzden üçüncü parçayı yani soru çözümünü kesinlikle izlemeniz lazım. Orada hem yeni nesil sorular olacak hem de çıkmış sorular olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.